Dikili Konuşuyor'dan merhaba. Sevgili dostlar, biliyorsunuz 31 Mart 2024 Pazar günü yerel seçimler var. Bize Dikili Konuşuyor olarak Dikili'deki belediye başkan adaylarımızı ve mahalle muhtar adaylarımızı sizlere tanıştırmaya, buluşturmaya çalışıyoruz. Bugünkü stüdyo konuğumuz Dikili Bağımsız Belediye Başkan Adayı Avukat Tuğçe Acaroğlu. Tuğçe Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de teşekkür ediyorum, sağ olun. Tuğçe Hanım, bir kendinizi tanıtır mısınız? Kimdir Tuğçe Acaroğlu? Evet, tabii ki. İsmim Tuğçe Acaroğlu. 1989 İzmir doğumluyum. 6 yaşından beri sahiller altındayım. Babam emekli yerboy olduğu için çeşitli şehirlerde, çeşitli okullarda bulundum. Eğitimi Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne burs olarak tamamladım. İleri derecede İngilizce bilmekteyim. Ankara'da ve İzmir'de çeşitli şirketlerde hukuk ofislerinde çalıştım. İlerleyen zamanda Dikili'de hizmet etmeyi düşünüyorum. Yani yakın zamanda Dikili'de amacım ofis açmak seçimlerden sonra. Evet. Peki Tuğçe Hanım, seçime az bir zaman kaldı. Bugün günlerden Perşembe. Evet. Bugün de sayarsak 3 gün sonra seçimimiz var. Nasıl gidiyor çalışmalar? Yani bildiğiniz gibi çok yoğun ve koşturmalı bir şekilde geçiyor. Ben hani ulaşabildiğim yerlere ulaşmaya çalışıyorum. Köyleri ziyaret ettim. Burada çeşitli yerlere, gençlerimize, insanlarımıza ulaşmaya çalıştım. Dediğim gibi hani çok iyi olumlu yorumlar da almaktayım. Olumsuz tepkiler de oluyorum. Siyaset bu hani sonuçta. Her türlü şey olabilir. Evet, peki. Peki niçin adaysınız? Ya ben de düşündüm, dedim ki ben de artık siyasete yer almaya karar verdim. Kadınlarımız, gençlerimiz artık bence benim de sıram geldi diye düşündüm. İlk olarak ben de bağımsız aday olarak başladım dedim. Dikili'den özellikle. Evet. Peki Tuğçe Hanım, şimdi seçim demek para demek. Yani bu işin mali yönü çok yüksek. Siz bu işi nasıl yürütüyorsunuz? Yani sizi destekleyen birileri mi var? Nereden alıyorsunuz bu desteği? Şimdi şöyle anlatayım. Ben bağımsız adayım. Tüm Dikili ve Çandarlı halkı gördü. Tüm her şeyi ben kendi imkanlarım doğrultusunda yaptım. Taslı çılarımızı bile annem, ben, babam, üçümüz astık. Tüm insanlarımız gördü. Biraz eksik kalmış olabilirim dediğiniz gibi. Çünkü bu seçim biraz maliyetli bir iş olduğu için... Ben elimden geldiğince hani bir şeyler yapmaya çalıştım. Fakat bildiğiniz gibi bağımsız aday olduğum için hani arkamda gizli güçler, müteahhitler yok. Seçim ofisi tutamadım. Seçim otobüslerim yok. Bu şekilde elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Yani kendi yağınıza kavrulmaya çalışıyorsunuz. Öyle oldu. Peki, şimdi siz avukatsınız. Evet. Siyaseti mesleğiniz için bir reklam aracı olarak mı kullanmak istiyorsunuz ve aynı zamanda bununla paralel olarak bunun sizi kazanç kadar kaybettirme düşüncesinde farkında mısınız? Şimdi önceki şunu söyleyeyim. Eğitimi burs olarak tamamladım. 5 yıllık avukatım. Çok iyi firmalarda çalıştım, ofislerde. Bunu reklam olarak düşünmüyorum. Dediğim gibi artık ben de bundan sonraki hayatımda siyasette olmak istiyorum. Ve Dikili olmasa bile Dikili benim için bambaşka bir yer olduğu için özellikle buradan aday olmak istedim. Yani reklam için değil kesinlikle. Peki Tuğçe Hanım, kaç yıldır Dikili'desiniz? Ben 6 yaşından beri sahiller altındayım ama Dikili'de bazı insanlarınız beni görmemiş olabilir. Yani şimdi, şöyle söyleyeyim, Dikili'yi sonradan keşfedenlerden değil, güzelliğini eskiden beri bilen insanlardan. Şimdi siz... Evet. Yani Dikili'de pek tanınan bir sima değilsiniz. Öyle evet. Görünüyor. Evet. Yani mesela siz sahiller altında oturuyorsunuz. Evet. Özellikle Dikili, ne bileyim Çandarlı, Bademli, Kabakum gibi büyük yerler var. Yani evet. Burada sizi tanıyan ne durumda yani? Siz nasıl tanıtıyorsunuz kendinizi? Evet. Dedim ya şimdi pek bilinen bir sima değilsiniz. Evet. Özellikle Dikili'de evet, çünkü eğitim hayatım olsun, okul hayatım hani iş dolayısıyla gidip gelmeyen sürekli burada kalmadım dediğim gibi. Ama hani tanımayan insanlara da mevcut. Ben ulaşabildiğim şekilde kendimi tanıtmaya çalışıyorum. Kendi imkanlarım doğrultusunda. Evet. Peki Tuğçe Hanım, kazanmanız durumunda. Evet. Dikili'de yapmanız gereken, yapmak istediğiniz ilk 5 ya da ilk 3 projeleriniz evet. Nelerdi? Mesela ben seçilirsem hemen şunu yapmak istiyorum.
Evet, demin de söylediğim gibi Dikil'in sorunları çok iyi bildiğimi düşündüğüm için buradan adayım. Dikil'deki mevcut bir takım sorunlar hepimizin de bildiğimiz gibi altyapı, kanalizasyon, arıtma. Yani bence acil yapılması gereken bunlar. Evet. Yolla ilgili sıkıntılar, özellikle sahiller altına giderken ya da çandarla giderken daha düzgün iyileştirme imkanlarımız olabilir. Yani acil benim projem arasında bunlar var. Peki. Şimdi özellikle kış aylarında çok yağmur oluyor Dikili. Ve bu yağmurlar adeta Dikili cadde ve sokaklarını göle dönüştürüyor. Altyapı şu anda yetersiz durumda. Siz bunu nasıl çözeceksiniz? Dediğim gibi özellikle yağmur ve sele karşı altyapımız bayağı bir sıkıntı yaratıyor. İlk olarak benim de düşündüğüm bu yağmur sıkıntıları, işte altyapı, kanalizasyon. Evet, Bunları çözecek. bunlar. Peki Tuğçe Hanım, şimdi Dikil'de çok acil çözülmesi gereken mesela düğün salonu, şehir hamamı, otogar, otopark, özellikle yaz aylarında nüfus 500-600 bin oluyor. Siz bunları nasıl Onları çözeceksiniz? Neler var söyleyecek. Tabii projelerinizde? onları da ben söyleyecektim zaten. Düğün salonu bir eksiklik ama bence ondan önemlisi şu ekonomik sıkıntılarda gençlere de bence düğün salonu değil de hani bir ekonomik destek. Evlenecek çiftlerimize ben Evet. eğer ki başkan seçilirsem onlara yardımda bulunmayı düşünüyorum. 60 bin, 70 bin civarında. Bu önemli bir sıkıntı. Dediğiniz gibi otogar. Ben de yeri geliyor dolmuş otobüs kullanan halktan birisi olduğum için otogar acil düzenlememiz yapmamız gerekiyor. Bu bir yetersizlik yani dikilimiz için. Şimdi Tuğçe Hanım, otopark Dikil'de çok büyük bir sorun. Yani yazın 500-600 bin nüfus oluyor. Çok büyük araç gereç şeyleri yani çok büyük bir çoğalma var. Ne düşünüyorsunuz bu otopark konusunda? Dediğim gibi ilk projem arasında bu düzenleme yapmayı düşünüyorum. Çünkü yazın bayağı bir nüfus artışı olduğu için büyük bir sorun teşkil ediyor. Yani acil projemin içinde bu da mevcut. Yani çözeceksiniz bunu Tabii. da. Onun acil. Peki balıkçı barınağına gelelim. Mesela şimdi bu bizim Dikil'den Bademli yolu üzerine Salhane dediğimiz bir yerimiz var. Orada küçük balıkçı tekneleri oraya yanaşmışlar. Ancak kış aylarında, Şubat-Mart aylarında çok şiddetli yağmurlar yağıyor. Ve Poyraz, Karayel rüzgarları, denizde çok büyük dalgalar oluyor. Oradaki teknelerin parçalanmasını, batmasını sebep oluyor. Ne düşünüyorsunuz yani bu balıkçı barınağı konusunda? Ne yapacaksınız bu konuda? Dediğiniz gibi yakın zamanda bir sürü mağduriyet yaşandı. O yüzden ben balıkçılara destek vermeyi düşünüyorum. Yani balıkçı barınağını iyileştirmeyi, orada daha güzel bir şekilde organize etmeyi düşünüyorum. Yani projenin arasında bu da mevcut. Peki. Şimdi kaldırımlar engelli vatandaşlar için bayağı bir uygun değil. Bununla beraber yani engelli vatandaşların sorunları ve beraberinde yaşlılarımız için bakım evi ve huzur evi bu konuda projeleriniz neyi? Benim projemde yaşanmış insanlarımıza yönelik bir takım projeler mevcut dediğim gibi. Bunlar için öncelikle ilk olarak huzur evleri düşünmekteyim. Dikilimizde bu eksiklik. Yaşanmış insanlarımız için evde bakım hizmeti, yürüyemeyen yaşanmış insanlarımıza refakat çeşidinde işte hastane imkanı olsun, market alışverişi bunları planlamaktayım. Engellerimiz için rampa düşünüyorum. Yani onları da düşünmemiz gerekiyor. O konuda da bir takım eksikliklerimiz var ne yazık ki. Ya da ayrıca apartman için de aynı şekilde. Yani engelli yönelik bir takım planlarım var. Peki. Şimdi ilçemize bir meslek yüksekokulu kazandırma isteği çok. Özellikle vatandaşlarımız bunu çok istiyor. Özellikle esnaf kesiminin daha çok maddi olarak para kazanması, esnafta bir sirkülasyon olması için muhakkak bir meslek yüksekokuluna ihtiyaç var. Siz nasıl çözeceksiniz bunu? Dediğiniz çok doğru. Örnek vermek gerekirse Eskişehir gibi. Hani öğrencimiz buraya gelse halkımız kalkınır, Aynen. esnafımız Doğru. rahatlar. Benim de Doğru. evet projem arasında bu var. Yani Doğru. kesinlikle hem eğitim anlamında eksiklik hem buradaki halkımızın bir açığını kapatmış olacağız. Yani ben de yüksek okulu düşünmekteyim dediğim gibi acil olarak. Nasıl çözeceksiniz bunu? Ne yapacaksınız mesela? Yani burası benim zaten projem arasında hani uygun bir alanı bulup oraya bir okul kurmayı düşünüyorum yani planlıyorum dediğim gibi. Evet. Evet.
Şimdi yerel esnafın ticari faaliyetleri çok kısıtlı. Özellikle kış aylarında pek yok gibi. Evet. Şimdi bunu 12 aya yaymak lazım. Yerel Evet. esnafın kazancının artması için 12 aya yaymak lazım. Siz bu konuda bir şeyler düşünüyor musunuz? Nasıl yapacaksınız yani? Evet, ben de onu söyleyecektim. Özellikle hani yaz ve kış çok farklı bir dikili kalkınma anlamında. Bu yüzden ben esnafına yönelik projelerim de var. Hani iş anlamı, yani kadınlarımız olsun, gençlerimiz olsun, esnafımızın kalkınması için. Yani iş imkanları kurmayı düşünüyorum. İşsizliği kaldırmak için. Yani bir sürü sıkıntılarımız mevcut dikildir dediğiniz gibi. Şimdi belediye öncülüğünde depreme dayanıklı sosyal konutlar Evet. var. Türkiye genelinde oluyor. Mesela İstanbul Kartal'da olduğu gibi. Evet. Siz bu konuda yani depreme dayanıklı binaların yapılması konusunda belediyenin çok büyük katkısı olması lazım. Evet. Siz neler düşünüyorsunuz bu Ben konuda? tam bu konuya değinecektim. 99 yıl depreminde ben buradaydım. Dikimizdeki mevcut binalarımız belli. Yani bayağı depreme dayanıklı Evet. değil birçoğu. Bu da benim projem arasında depreme dayanıklı evler yapmayı planlıyorum. Orta gelirli ya da düşük gelirli insanların için sosyal konut projesi. Çünkü biliyorsunuz günümüzde artık barınmak ne bir lüks oldu. Yani fahiş kira artımlarıyla beraber. Doğru, Bu da benim doğru, doğru. projemin arasındaydı yani. Evet, peki Tuğçe Hanım, şimdi köylerimizde kooperatifleşme gibi bir planlama var. Böyle bir şey düşünür müsünüz? Mesela Tire'de süt fabrikası. Yani köylerde kooperatif, orada bir süt fabrikası var. Evet. Bütün köylüler Tire'ye sütlerini götürüp orada satış yapabiliyorlar. Evet. Böyle bir mesela Deliktaş'ta bizim bamya festivalimiz düzenleniyor. Evet. Çok güzel bir bamya yetişiyor Evet. orada. Siz böyle bir kooperatifleşme düşünür müsünüz yani? Tabii ben de düşünüyorum. Çünkü iklimimiz tarım şehri zaten. Üreticimiz, tarımcımız bunları desteklememiz gerekiyor. Yani kalkınmamız için. Bu da benim projemin arasında. Evet. Yani Tabii. meyvelerimiz, Verimli sebzelerimiz, verimli topraklarımız, bunları topraklar, evet doğru. tabii ki Evet. halka sunmamız için hani değişim Evet. anlamında tabii ki bu Evet. da mecbur. Şimdi bisiklet yollarına gelelim. Yani bazı bölgelerde çok sorun yaşanıyor. Bisiklet yolu hemen hemen 6 kilometre kadar bir bisiklet yolumuz var sahil bandı boyunca. Bazı bölgelerde sorunlar yaşanıyor. Bunlar altyapıya yetersiz durumda. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Beraberinde skuterler, üç tekerlekli bisikletler, bunlar yaya kaldırımını kullanıyorlar. Ne yapacaksınız bu konuda? Nasıl bir çözüm? Evet, çözüm düşündüğüm şey şu skuterimiz büyük bir tehlike teşkil ediyor biliyorsunuz siz de. Doğru, Evet, onun doğru. için bence ayrı bir yol gibi benim planım var. Yani hani sorun teşkil ediyor yaya yolunda olması. Bunlara ben de dikkat ediyorum. Bisiklet yollarını daha iyi, daha düzgün bir şekilde planlama amaçlarım arasında. Skuter yolunu ayırmayı düşünüyorum. Hani kazaları önlemek anlamında. Evet. Peki Tuğçe Hanım, adaylıkla ilgili sıkıntılarınız var mı? Böyle bir sıkıntılar yaşıyor musunuz? Evet, yani bunu sıkıntılar yaşamaktayım. Siyasete girince şimdi daha iyi anlamış oldum. Şimdi ilk gün şunu söylemek istiyorum. Ben bağımsız bir aday olduğum için her şeyimi tek başına yaptım. Yani tüm halk gördü. Bu tartışmalarımızı ben ilk gün 4 Mart'ta Bülent Ecevit Meydanı'na koymuştum. Ertesi gün oradan onlar kaldırıldı. Afişlerinizi. Evet, trafik Afişler. kazaları olduğu söylendi. Ama diğer partilerimiz aylarca durdu. Siz de bunları biliyorsunuz. Onun dışında ayrıca Atatürk Meydanı'nda 12 Mart tarihinde benim tahtalı çıtalarım kaldırılmış. Hani dedim ki rüzgar falan mı savurdu? Gelip baktım da yoktu. Ben de her zaman hakkımı arayan birisiyim. Hep hak, hukuk, adaletten yana oldum. Dediğim gibi hani tek başınayım. Belki beni hani uğraşmaz sandılar. Dediğim gibi ben gerekli şikayetlerde bulundum. Zaten avukatım. Dediğim gibi yani çok beni yolundan döndürmek isteyen durumlar da oldu. Yani bir sürü sıkıntı yaşadım tabii ki. Çok olumlu tepkiler de aldım, yorumlar da aldım. Sağ olsunlar, teşekkür ediyorum. Bazı partilerden teklifler de aldım, sağ olsunlar. Ama ben bağımsız aday olarak katıldığım için etik olan bu süreçte bağımsız olarak devam edeceğim. Ama ilerleyen süreçte siyasetleri alacağım için diğer teklifleri düşünebilirim. Yani bayağı bir zorlukla hani karşılaştım. Olumsuz yorumlar da oldu. İşte şu kişinin oylarını bölmek için mi çıktın? Hakaret eden insanlarımız oldu. Dediğim gibi ben her zaman bana yakışanı yaptım.
gerekli durumları şikayet ettim. Yani bu şekilde. Bunları da belirtmek istedim. Teşekkür ediyoruz sevgili dostlar. Bugünkü konuğumuza Tuğçe Hanım'a inşallah başarırsanız, evet, kazanırsanız teşekkür ediyoruz. Ederim. Bizleri dinlediğiniz için hoşça kalın. Teşekkür ediyoruz sevgili dostlar.